Parev Kerem abi nasılsınız? Parev var benim. İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Kerem abi elinizde bir bıçak var. Hayırdır bir anlatır mısın? Nereden geliyorsun? Yani bir komşumuza lakerda bastık palamuttan. Şimdi önümüzdeki günlerde yine yapacağız. Bir arkadaş dedi ki ya bunu dedi görüntüleyelim. Bazı arkadaşlar görsün dedi lakerda nasıl yapılıyor. Bütün ayrıntıları vermesek de yani kısmen nasıl yapıldığını görecekler. Heyecanla Evet, beklesinler. evet, evet. Heyecanla bekliyoruz. Balık alacağız ve onu lakerde yapacağız, değil mi? Sıfırdan. Evet, palamut. Palamut Palamut. ama yalnız şu var. Palamut dörde ayrılır. Palamut var. Çingene var. Palamut var. Tombik var. Torik var. Biz hangisini alacağız akbari? Bize çingene lazım. Çingene. Evet. Tamam. Temiz çingene mi? Balığın çünkü bu işin temiz. Yıkanmış. Kaç tane alacağım akvaryum falan şey çingeneyle? Yani senin gönlün ne istiyor ona göre yaparız. Sorun değil. Kavanoz bulacağız ona göre basacağız. Sonra marine edeceğiz. Arkadaşlar bu gerçek bir Evet, yapacağımız evet. şey şaka yapmıyoruz. Bunu alacağız malzemeleri ve güzel bir çekim yapacağız. Gerçekten Evet, evet, sıfırdan evet. lakerda nasıl yapılır ben de ilk defa göreceğim. Bu Çok heyecanlıyım. eski Buyurun efendim. Yunan usulü bir lakerda olacak. Eşimin bir yayası Yunanlıydı. Onun tarifidir bu. Ondan yapacağız. Yani Yunancası Palamitus Locimus diye geçiyor. Palamutius. Palamitus Locimus. Orijinal şey o adı. Yok ya ben uyduruyorum şimdi bunları. Ama öyle bir Palamut uydurdun ki lokumu diye geçiyor. Lokum gibi palamut diyecekler. benim gibi yılların tecrübeli YouTuber'ını bile kandırdın. Bir müşterilik YouTuber'ı. Yani bu herkese yutturuyor. Senin yutman gayet normal. Sen yılların tecrübesin. Yutturmayacağını da kim yutturacak Var var. akbari? 3 sene yaptım ben sattım bunları. Bugün yaptığını şey akbariye mi yaptın? Bedros abiye mi yaptın? Evet. Bedros var bir de yaptı. O ne kadar bekleyecek şimdi akvaryum kıvamına gelmesi Yani için? 3 günde zaten tuzda pişmesini bekliyoruz. Ondan sonra tulumunu çıkarıp kılçıklarını ayıklıyoruz. Güzel doğruyoruz. Kavanoza basıyoruz defne yaprağı karabiberle. Ayçiçek yağında. 10 gün marine ediyoruz. Sizin eskiden böyle şeyiniz var mı akvaryum? Yiyecek üzerinde bir Var var var. Bir şarküterim vardı. 3 yıl işlettim neredeydi yeriniz? ben onu. Feriköy'de Şahap Sokak'taydım. 2010-2013. Meze mi yapıyordunuz? Ne çeşitte? Yani doğal ürünler getirip satıyorduk Çanakkale'den, Kaz Dağları'ndan falan. Derken iş buraya geldi. Hardal yaptık, tarama yaptım. O şey, Orada Haylar'ın meşhur şeyi var. Nedir o? Humus. Yaptınız mı? Humus. yok, humus yapmadım da işte laker de yaptık palamuttan. Hamsiden yaptım. Çok güzel. Karadeniz hamsi olacak tam yağlandığında. Onları açıp birbirine tuzlayıp basıyoruz. Buzdolabında bekletip sonra ayçiçek yağıyla yine defne yaprağı, karabiber, kekik bu tür şeylerle marine ediyoruz 10 gün. Çok detay vermeyelim Kerem abi. Çekimlerde güzel güzel detaylı işleyeceğiz, anlatacağız Yani Kerem abi. eli yatkın olan bunu yapar. Olmayana en ince ayrıntısını da öğretsek zaten yapamayan yapmaz. Ama Değil mi? teferruatlı şey yaparsak o zaman insanların işi daha kolaylaşır. Tamam bakacağız. O zamanki ruh halimize bakacağız. Ne kadar detay vereceğiz Evet. göreceğiz. Öteki işlerin nasıl Kerem abi? Sanat, kültürel bu şey. Yapıyorsun ya sen atölyeden. Evet. Nasıl gidiyor? Atölye işlerim iyi gidiyor. Fena değil. Elinde güzel bir iş var mı Var var akbar? var. Var Vallahi. var. Ama tabii onlar müşterinin özel işleri. Onları gösteremiyoruz. Yok başka bir gün gelelim. Hani Elinde. sana gıyaben gösteririm ama çekim yasak. Tamam. Çekim yapacağım bir şey olursa lütfen Çekim yapacağın haberleşelim. iş bana gelmez zaten. Öyle mi? Tabii. O gün seni çektik akbarım ama seni Yani çektik. o benim kendi işlerimdi falan. Onlardan birkaç tane müşterinin işini çektiremeyiz. Bir de senin o şey çok ilginç akvaryum hani böyle kulak burun şey yapıyorsun ya neydi o? Evet, Kalıp. ona başka zaman girelim. Onu çekebilir miyiz? Yok, O onu da mı mu? müşteri mi? Yok. Ya şimdi Kalıpları. eğer hastaya müşteri diyemeyiz protez hastasına. Hasta deriz. Özür dileriz evet. Evet. Yalnız Türkiye'de onu o yaptığınızın yapan çok az kişi var benim bildiğim kadar yani pek yok. Yani birkaç üniversitede bunun bölümleri var. Epites protez, yüz protezi diye geçer. Orada yapılıyor ama yani yapılmaya çalışılıyor. Kısmen başarılıyor.
Ama çok profesyonel değil gördüğümüz kadarıyla, çok profesyonel değil. Çok heyecanlandırdın. İnşallah en kısa zamanda akbarım. Haberleşiyoruz. Ben Tamam, malzemeleri alıp tamam. geliyorum. Ağzına yüreğine Ne demek, sağlık. ne demek? Görüşürüz. Sağ ol akbarım. Dostlar sağ olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Metin abi, selamun aleyküm. Aleyküm selam işte. Abi Bitlis'te lakerda var mıydı ya? Olmaz mı ya? Bitlis'te deniz var değil mi? Yok, Van Gölü şeydeydi. Tatvan'a yakın. Tatvan'a yakın mı vardı? Van Gölü Bitlis'in Tatvan'a şey değil karışık. midir? Neyi akvaryum? Tam bilmiyorum ben gerçekten. Tabii. İlçesi Van Gölü Bitlis'in sınır mıdır tabii. Bitlis'e? Ha, Evet. öğrensin abi, bilmeyen çok. Nedir ismi? Tabii Van Gölü. Yok Se canım, Van Gölü'nün bir şey yok. senden de bir lakerda tarifi alabilir miyiz abi, Bitlis usulü? Ya belki bilemem. Erken çıkar tabii. Sen bana gümüşten bahset. Ben gümüşüm ben. Lakerda'da ne Senden bir yapacağım? pıncar tarifi alalım. Bitlis'in pıncar. Van Gölü'nde Yok. de zaten gümüş kefali var. Yani en azından gümüş kefalinin lakerdasını söylersin. Yani en azından gümüştür. Tamam da İnci kefali gümüş de tamam olur da ben şey nedir ismi? Ben aşçı değil mi? Ben gümüşçüyüm. yani. Bu akbarimiz de gümüşçü ama bak lakerda Çok konusunda komplike. uzman. Çok komplikedir. Ben Güzel tasarım. ona 10 parmağında 20 marifet var. Akbarım bıçak fark ediyor mu? Her bıçakla nasıl bıçak olması lazım? yani keskin olsun, ince bir bıçak fark etmez ama bu büyük balıklar için yapıldığı için lakerda Evet akbarım. işte torik, palamut falan küçük bıçakla bunu yapmanız zor olur. Evet. Büyük bıçak daha Mesela kolay fileto çıkarır. orada Fileto mesela devreye girebilirim. Buyur akbarım. Yok, hava çeliğinden olması lazım. Şey, bıçak hava çeliği olmazsa olmaz. Neden olmuyor akbarım hava Yok çeliği? sallıyorum. Sallıyor. Abi sallama. Bak 10 bin kişi izliyor, sonra onlar YouTube'daki arkadaşlar da beni sallayacak. Ondan sonra hep püf olacağız. Öyle bir şey söyleyeyim mi? Adam düşündü. Hava çeliği. Arkadaşlar latife yapıyor. Metin abi şaka yapıyor. Herhangi bir ince keskin bıçak tamamdır. Öyle bir özelliği gerektirmiyor, değil mi? Akbari. Ya bu Bıçakta lakerda normal. bıçağı almak lazım. Yani bu lakerde bıçağı Tabii. değil mi şu gördüğümüz? Bu lakerde bıçağıdır, evet. Ha. Tamam. Bu lakerde. Yani Sanırım böyle ben lakerde uzun daha bıçağı kolay almak fileto çıkarmak için. olmaz. Kısa bıçakla böyle Biz yapmak onu o zor. gün çekim yaptığımızda onunla detayları konuşuruz Zaten akbarım. bilen arkadaşlar biliyor ama bilmeyenler neden uzun bıçak gerekiyormuş falan daha rahat anlarlar. Akbarım inşallah ceza suç değildir de şöyle bir dursana. Mustafa Kemal Atatürk'e yandan profili ne kadar benziyor ya. Bunu demek suç değil değil mi? Suçsa da yeriz cezamızı. Arkadaşlar Mustafa Ya Kemal şimdi Paşa'ya kanı gerçekten çekeriz, ben o benziyor. kanı buçuk gidecek sanırım. İşte. Sen çekim yapınca kesin benim YouTube'dan izlenip aranacaksın şeyde. Yapımcılar var ya, televizyon yapımcıları seni arayacak bak. Zaten geldiler iki kişi de ben kabul etmedim. Ben diyecektim %10 sakal koyayım. Abi. Alma abi. yapma ya. Canın sağ olsun abi. Niye kabul etmedin abi? Yani ucuz senaryolara kabul etmiyoruz abi. Evet. Atatürk öyle ucuz basit yapılacak bir şey değil Ağır yani. insana Evet, hafif evet, senaryo olur mu abi ya? evet. İyi bir finans ister. İyi Bir yapımcılar ister. Kastamonu'da bir Miranda'yla mı vardı? Çok Röportaja para gitmiştim. ister. Çok iyi film, iyi para ister. Kastamonu'da dedi ki şeyde ufak gölde büyük balık yetişmez dedi. Çok güzel bir laf. Miranda'daydım. Doğrudur. Doğrudur. Hatta onu Hayrin söylemişti. Doğrudur. Yani ufak gölden ziyade gölün akarının iyi olması lazım büyük balık için. Orada Yani ne kadar kalın giriyorsa o kadar çıkar su. Evet. Yani gölün akarı dediğimiz o. Evet. Göle az su gelirse göl mırık olur artık. Yani bataklığa döner. Orada balık bile yetişmez. Doğru diyorsun. Yani temiz su olsun gölün büyüklüğü önemli değil. Çok sağ ol dayım. Kendine iyi bak Rica ya ederim. Ne demek? dayım. Ne Allah'a demek? emanet ol. Görüşmek üzere. Metin abi şimdi burada sen Gidiyorum ne abi. yapıyorsun? Yapacak Lakerde bir yapmıyorsun herhalde. Şu an ne şey yok. yapıyorsun Metin abi işlem? Kızlar ne Şimdi söyleyeceklerini kalıpçılıkta mı var Metin abi? yazmışlar ne söyleyeceklerini. Yapacak. Bu kaba aşırı Kalıpçı yapacak oradan abi. Sen proseze giriyor. gümüşçüsün. Teslim Kime yapacaksın sordun kalıp. bana ya? Kalıpçılık yaparız. Yani çoğunlukla. Kalıpçılar aç kaldı Ağırlığımız akvaryum. çoğu. Kalıpçılar Bizim ot mu yiyecek abi? meslekte Bismillah dur kalıpçı yok be. bakayım. Onun için. Yani birine kalıp yapacak gibi bir şey yok. Kendi başının çaresine bakıyorsun Metin İşte Akbar'ıma. öyledir yani. Evet. Vallahi. Şimdi bu
Senin eline E de yakışıyor Metin abi ha. Ben Hayır. tutsam kütük gibi Olmaz mı? E ağlar vallahi ya. Olmaz mı? Sen Olmaz solak mı? mısın Metin Akbarik? Tabii. Olan yani. Ha, Bazen ondan yakışıyor. salak oluyorum da. Estağfurullah Ama abi, rica genellikle ederim. solak oluyorum. Çok çok rica ederim Akbarik. Yok, yazıyı sağ elimle yazıyorum işin doğrusu. Yemeği sağ elimle yiyorum. Ama Ama solak sol zanaatkarlar şey aranırmış gerçekten şey Metin abi. ama çekiç, eye, pense, Beyefendi sizin bir makas parça yüzünüz hepsi çıktı, özür dileriz. Bir şey olmaz değil mi? Şu kadar 10 santim. pardon. Beyefendi siz tanıyabilir miyiz? Nasılsınız? İyi misiniz? Metin Bey'i nereden Tanışmıyor tanıyorsunuz? musunuz? Yok, Yok. öyle mi? Nasılsınız Ha. beyefendi? Sağ ol ya. Siz de sağ olun. Siz tanıyabilir miyiz Abi, kısacık? Metin abiyi ziyarete geldim ben de. Hoş Ha, geldin. Metin abinin akrabasıyım ben. Tabii Senin de tabii yüzün tabii. nur yüzlü Metin abi gibi. Dayımın Aynı şey de torunu mi toprak? demek dayısının torunu. Ha, Dayımın tamam torunu. işte o zaman He. zaten Aynı. nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun? İyiyim vallahi. Ben de eski tarikatlardan. Ha, sen de bu çarşının havasını solanlardansın. Tabii. Olmayınca bırakamıyorsun. Şimdi nereye gittin? Amerika'dasın şimdi. Neredesin? Yok. İstanbul'dasın. Ama başka işe uğraşıyorsun. Tamam. Metin abi nasıl bilirsin? Nasıl biliyorsa. Nasıl Onu bilirsin cevabını verirsek şimdi dönmemiz lazım ona. benim yüzüme ne diyebilir başka? Hani başka Yani bir şansı var mı? abi Nasıl içinden ne bilirsin geçiyorsun? sorusu sadece cenazede olur. Estağfurullah abi. Dur Nasıl kahvemi bilirsin? içeyim abi. Burası burada hava ısındı. Nasıl Ben de bilirsin? kahvemi içeyim abi. Alıyorum. Vallahi Metin abim gerçekten hem iş olarak hem Tabii. sanat olarak hem insanlık olarak benim gördüğüm, bildiğim mükemmel bir insan. Ama Her zaman insanlara yardımcı olmaya çalışan. Robert Usta, Buyursam. genellikle insanların yüzüne hep öyle konuşurlar. Ama arkasından farklı konuşurlar. Ama ben o hariç, ben adamın suratına direkt söylerim. Severim de azdır onun için. Nasıl? Seviniyorum bu yönden. Çok sevenim olmasın. Az arkadaş olsun, az seven olsun. Öz arkadaş, öz seven. Ne Aynen. diyorsun Metin abi konuda? Yani ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık dünyada öyle bir şey de kalmadı yani. İdol. Artık dünya ne o sen söylediğin herhalde şeylerde kaldı. Kitaplarda kaldı. Böyle bir insan profili yok artık yani. İşte azaldı. Biz Çok azaldı. Doğru yani diyorsun Metin abi. biz eskiden birbirimizi gördüğümüzde bir heyecan olurdu. Evet Metin Bir abi. heyecanlanırdık, birbirimizi severdik. Aa, evet Metin abi. Benim Yani şey gitti mikrofon. Kekamla alırım. Problem yok. Ha, Metin abi sen biraz bağır o zaman. Ben de seninle mikrofon var diyorum. Sonra bakıyorum mikrofon aşağı mı düşmüş falan. Sonra diyorum Kekam abi değil mikrofon. Üç mikrofonumuz olmadığı için iki mikrofondan. Metin abi gümüş fiyatları nasıl yükseldi mi? fiyatları yükseldi. Adam fiyatları yükseldi evet şimdi. Bayağı da yükseldi. Bu savaşlardan dolayı da piyasada Sizin, durgunlaştı. evet sizin için mühim olan sürüm olması. Fiyat indi çıktı mağaza değil ki sizin Tabii bizim gümüşle bir dönmesi işimiz lazım. yok. Var Gümüş, da yok. Evet. yani şu şekilde. Gümüşün fiyatının çıkması esasında bize zarar. Alım Çünkü düşüyor. tabii mal satamıyorsun bu sefer. Sirkülasyon azalıyor. Tabii mal satamıyor. Yani biz satıştan para kazanıyoruz. Biz gümüş ticaretini yapmıyoruz ki, gümüş alıp satmıyoruz ki. O gümüş sermayemizdir. Yaşar. Yani ha çekicimiz, ha eğemiz, ha pensemiz, ha gümüşümüz. Çok bir şey fark etmiyor. Evet. Ha onu olur ya, dükkanı işi bırakırsan, o zaman gümüşünü satarsan Bir dünya turu yap Metin abi ya. ne yapayım? Bir dünya turu yap böyle. Dünyayı gez. 193 ülke Dünyayı. var. Her bir ülkede bir ay kalsan zaten ömrün acık Yo, ben o işin pratiğini buldum. Tabii bir yer küre almışım eve. Evet abi. O yer küreyi çeviriyorum. Her gün istediğim ülkeye gidiyorum yani. Yer küre Ha, şey yavaş küre çevirsen, var ya. evet yavaş çevirsen yavaş gidiyorsun. He. Hızlı çevirsen hemen gidiyorsun. Ya ben işte nereye? Malta'ya işte gittim. İtalya'ya gittim. İran'a gittim. İşte Ondan düşün sonra abi benim Kanada'ya gittim. Yani buralara işte görebildik. iyi gene abi. Yani Ben bu Türkiye'de hemen hemen görmedim, çok az il vardır.
Eskiden meslek icabı her ile giderdim, gezerdim yani müşteri. Pazarlama falan değil mi? Tabii. Gez, Hı. tanıtım, anladım. Ama tabii görmek istediğim yerler vardır. Artık zaman ne gösterir bilmiyorum yani yaşımız da geldi. Avustralya yaparsın aparik. Ben Güzel Avustralya millet Avusturya'yı ediyorlar. merak etmiyorum da yani işin doğrusu Ama uçak 23 saat. Uçakla 23 saat Metin abi. fark etmez. İki duble içti mi sen de uçarsın. İki duble de şeye İçti mi? verirsin. Kadın Pilotum. duyduğu o seslere beraber. O zaman. Bak şimdi ben Singapur'a gittim 93'te. Şimdi konu konuyu açtı reklam için değil. Hayatta ilk defa gerçekten uçağa biniyorum. Bir de 11,5 saat nonstop uçacağız. 11,5 saat. Hiç uçağa binmemişim. O zaman arkada da sigara içiliyordu en arkada. Ben o sese dedim ki ben de o zaman 25 yaşında falanım da abi. Simsiyah Artist. beyaz bir. Hanımefendi dedim ilk defa uçağa biniyorum. Gerçekten kötüleştim falan açtım. Ne yapmalıyım falan bir şey var mı? Hani ağrı kesici falan rahatlatıcı falan. Beyefendi gelin arkaya dedi. Böyle şey içki verdi. Zaten her şey serbest. Ne istersen yiyorsun. Yani. O zaman bilet 2000 dolar gidiş. Singapur. Neyse abi ondan sonra harbiden kadın muhabbet falan. Kadının güzelliğiyle her şeyi unuttuk. Hanım duymasın Ya şey. böyle ama gerçekten ha içki içersen her şeyi unutuyorsun usta. Yok sen orada bence sen bir şey birbirine karıştırıyorsun. Güzel olan hanımefendi değildir. Kafan güzelleşince onu öyle görüyorsun sen yani. Yok içmeden de onu dedim. İçmeden söyledim onu. Ben Hanımefendi çok öyle duymadım. Sen dedin etkileyicisiniz ki dedim. ha ama Yani ben sen böyle yanlış demedin anlattım sen. ama bir de Ha. anlatabilsem ha. Sen dedin ki kafam çakır yani içtim bir duble içtim dedin. O yani rahatlattı. O yol bitti O 11,5 öyle saat. gösterir. 11,5 saat bitmez yoksa Ya biliyorsun Metin abi. ya. Yan yana koltukta oturuyorsun. Ya ayağını uzatma işte biraz uzatıyorsun tabii de. Yani Ama evet. şey gibi değil yani. Singapur şeyden Avustralya'da nonstop 18,5 saat uçuyormuşsun. O da kuvvete geliyormuş. Direkt İstanbul'da Dubai'ye pardon. Avustralya'dan Dubai'ye Yani geliyor oradan İstanbul'a. Mecburen aktarma yapıyor. Kanada 11 saat falan sürdü işte ya. 11 saatte Tabii. gittik. Avustralya'dan İstanbul işte 23 saat o uçakla. 18 saat Dubai'ye oradan buraya aktarma falan bekleme. Vay Metin abi ya. Metin abi bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk, bereket seni kucaklasın. Ya. Ağzına sağlık. Ama sen orada şey yapabilirdin. Ne yapmalıyım? Derdin ki hostese ya şu camı aç da biraz da bahçede gezeyim diye diyebilirdin yani. Abi bizi 25 yaşında cennete yollayacaksın 32 yaşında. Yok bahçede gezerdin Ya daha 25 yaşındayım abi. Daha bekarım o zaman. Yok be. Simsiyah. 24-25 yaşındaydık. Şöyle 60 yaşında olsaydım dedim bir cam aç da. Bir hava alalım nasılsa. Şey yaklaşmış. Bahçede. O bir öyle bir fıkra var. Şeyin Ras fıkrası var da unuttum şimdi. Metin abi. İşte şey taşımışlar ya. Delileri bir yerden bir yere götürüyorlarmış delileri. Ondan sonra tabi deliler hurra uçağın bir tarafına yığılıyorlar. Tabi uçak yan yatıyor. Buradan hurra bu tarafa artık pilot diyor ki ya yardımcı pilot ya diyor şunları bir uyar diyor. Bunlar uçağı diyor düşürecekler diyor ya. Uçağı hepimiz ölürüz diyor. Adam söylüyor söylüyor bir türlü dinlemiyorlar. Birkaç defa uyarıyor, dinlemiyorlar. Ondan sonra diğer yardımcı şey gidiyor, pilot. Diyor ki diyor içinizden en akıllı diyor kimdir diyor. Biri çıkıyor en akıllı diyor benim diyor. Bak diyor bu arkadaşlarına söyle diyor eğer diyor yerlerine oturmazlarsa diyor oradan oraya oradan uçak düşer hepimiz ölürüz diyor. Tamam diyor sen merak etme diyor sen. Ben diyor hepsini şimdi yatıştırırım diyor. Tamam yardımcı pilot kompite giriyor. Bakıyorlar ki hiç ses soluk her şey süt liman. Çıtı Allah yok. Allah diyor he. Pilot diyor ya bir bak bakalım diyor nasıl oldu diyor ya. Pilot bir gidiyor bakıyor ki sadece o akıllı olan orada geri kalan hiç kimse yok. Ya ne yaptın diyor ne oldu diyor ya. Ya vallahi diyor onlara dedim ki diyor camı açtım da biraz da bahçede oynayayım. Hepsi bahçede oynuyor. Az önceki bahçe buradan geliyor. Hepsi bahçede. Metin abi
Bu güzeldi Metin abi, ağzına sağlık. Metin abi saygılar diliyorum. Pil azaldı. Senin pilin azalmasın. Kendine iyi bak. Ziyade olsun Metin abi. Kahve için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendisi de hayırlı günler. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.